Kariyer anlamında öyle. Beşiktaş bu konuda geçtiğimiz yıllara baktığımızda hep şanslı bir takımdı ki Abu Bakar da bunun en son göstergesi. Diego Costa, Alex Teixeira neler söyleyeceksin? Sözü sana bırakalım. Mustafa Göksu iyi yayınlar kolay gelsin. Evet Sergen Yalçın'ın artık Beşiktaş'la anlaşmasından sonra aslında gözler yarına çevriliyor. Sergen Yalçın ve Murat Şahin kampın birinci gününü beklemeden Nevzat Demir tesislerinde çalışmalara başlayacak. E, toplantılar yapılacak. İlk olarak gidecek, kalacak oyuncular belirlenecek. Bu toplantılarda Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da yer almasını bekliyoruz. E tabii sezon içerisinde konuşulan oyuncular vardı ama siz santrafor noktasından başladığınız için oradan devam edelim. Diego Costa konusu gündemde. Mitrović konusu gündemde. Mitrović ile ilgili çok te tekrara düşmeden e, hem menajerinin Beşiktaş yönetimiyle ilişkilerinin kötü olması, hem Mitrović'in e senelik net 4 milyon euro kazanması sebebiyle bu transfer biraz beklemede. Diego Costa da aslına bakarsak e, yüksek ücret talep ediyor ancak Mitrović kadar değil. Beşiktaş e, iki senelik toplamda 4 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu Diego Costaya. Beşiktaş yönetimi teklifini yaptı beklemeye geçti. Olumlu veya olumsuz Diego Costadan bir cevap alam alamadı ancak e, durum en azından şu an itibariyle 4 milyon euro'nun 2 yıllık teklif edilen bu paranın Diego Costa tarafından az görüldüğü. Bence e, ve oyuncu tarafıyla konuştuğumuz zaman 2 senelik e, biraz daha en az 1,5-2 milyon euro civarında bir arttırım daha yapması bekleniyor. E, Diego Costa tarafının Beşiktaş yönetimi bunu yapar mı? Henüz bunun cevabını veremeyiz. Bunun cevabını bence Salı çarşamba günü itibariyle biraz daha net bir şekilde vereceğiz. Salih Uçan Beşiktaş formasını giyecek gelecek sezon itibariyle. Bu transferinde Sergen Yalçın toplantısının ardından hafta içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Ee, Kenan Karaman'la ilgili durum Beşiktaş 3 senelik anlaşma sağladı. Yine respiyeti dökülmesi için de Sergen Yalçın'ın toplantısını bekliyoruz. Evet Beşiktaş'ta önce Sergen Yalçın geleceği ne olacak, kalacak mı, gidecek mi, ne zaman kontrat imzalanacak. Şimdi de yarınki toplantıyla beraber artık yavaş yavaş netleşecek. Aslında Beşiktaş'ın Mustafa Göksu transfer yapacağı oyuncular kadar elinden çıkartacağı, göndereceği oyuncular da çok önemli yer tutuyor. Adem Nehic, Vida bu isimlere Avrupa'dan tekliflerin olduğu söyleniyor. Henüz resmi bir teklif yok ama en azından pazarı olan futbolcular. Adem Nehic henüz raporunu sunmamasına rağmen Sergen Yalçın'ın ve teknik heyetin gelecek sezon Adem ile çalışma konusunda çok fazla arzulu olmadığını öğrendik. O nedenle herhangi bir teklif gelmesi durumunda Adem Nehic'e ben Beşiktaş yönetiminin bu teklife sıcak, olumlu bakacağını düşünüyorum. Torino ilgileniyor Adem Nehic'le. Eee Tabii Torino ilgileniyor ancak Adem için Beşiktaş'ta 3,5 milyon euro civarında bir senelik maliyeti var. Torino'nun şu anki şartları altında aynı maddi durumu karşılayabilecek ben durum olduğunu düşünmüyorum. Ee, ancak ortak bir yol aranacaktır. Evet Adem Neyç özellikle şampiyonluk yolunda son haftalarda sorumlu kaldı ama geldiği günden bu yana çok beklentiyi karşılayabilmiş bir görüntü vermedi gitmesi muhtemel isimler Vida konuşuluyor, teklifler var. Ancak bir yandan Beşiktaş yönetiminin Vida ile sözleşme yenilemek istediğini biliyoruz. Son bir senesine girecek. Öte yandan Ersin Destanoğlu yani Beşiktaş için artık bu hafta itibariyle hareketli bir zaman. Yani şunu şöyle söyleyelim. Bu hafta itibariyle Beşiktaş'ın yol planı belli olacak. Ben yeni hafta içerisinde en az 1-2 futbolcunun resmi olarak açıklanmasını bekliyorum Beşiktaş'ta. Sergen Yalçın'la ...resmi toplantının yapılmasıyla... ...Sergen Hoca'yla e, Sayın Ahmet Nurçebi... ...Emre Koca'da buluştu... E, ...görüştü ama... E, ...geleceğe dair... ...planlama toplantısı yapılmadı... İşte o yarın yapılacak... E, ...hafta içerisinde netleşecektir... ...resmiyet olacak olan durumlar... ...Ersin'le ilgili durumu şöyle söyleyelim... E, Nis Sportif Direktörü... ...Forni'ye sürekli... E, ...Beşiktaş yönetimiyle görüşüyor... ...teklifleri olduğunu söylüyor... E, ve nice kulübü ikinci kalecisiyle yollarını ayırdı. Yoan ee, yollarını ayırdı. Resmi açıklama geldi. Bu ne demek oluyor? Aslında resmi teklif haberimiz NIS'in nice Ersin e, isteği Ersin'in Avrupa'da e, temsil etme isteği teklif derken taşlar biraz yerine oturuyor. Ben bu hafta içerisinde NIS nice kulübünün yetkililerinin bir telefonla İstanbul'a gelme ihtimalinden de söz edebilirim. Ama halen net bir durum için aslında... Hafta içerisinde salı çarşamba günü toplantı yapılsın. Ben 24 saat 48 saat içerisinde işte Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcular, işte Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği futbolcularla ilgili daha net söyleyeceğim. Ama bu ekranlarda hatırlarsınız Mustafa Göksu bundan 3 gün önce ve e, bu haberi detaylandırmıştık ve bugünlerde artık e, spor basında çok konuşuyor, konuşuluyor. Alex Tekşeyra, Alex Tekşeyra haberini yaparken Adem Ney işte bağlantılı olduğunun da vurgusunu... Ee, söylemiştik. Ee, Adem'le işte yollar ayrılması durumunda. Birinci adım Adem'le için menajerini İstanbul'a çağırmak. İkinci adım Adem'le içe takım bulmak. Üçüncü adım Adem'le için yerine oyuncu bulmak. Oyuncu bulundu. Resmiyet kazanması. Alex Tekşehir'e o isim. Beşiktaş yönetiminin tekşere isteği devam ediyor. Henüz resmi bir girişim yok. Ama Josef de Souza'dan e, olumlu rapor alıyor her anlamda hem sağ hem de sağ dışı karakteriyle ilgili. Aslında Beşiktaş yönetiminin bugünlerde Josef üzerinden çok fazla çok sıkça Alex Tekşehir ile görüşme yaptığını söyleyebiliriz. Ee, şu an itibariyle maddi durumlardan bahsetmek erken Tekşehir'e 3 üç istiyor, 3,5 istiyor, 2,5 istiyor veya Beşiktaş şu kadar veriyor diyemeyiz. Ama Adem ne işte yollar ayrılma ihtimalini kuvvetlendikçe biz daha yüksek sesle Alex Tekşehir isminden bahsedeceğiz. Josef ve Alex Tekşehir şu an ee, aynı yerde tatil yapıyorlar. Neredeyse 24 saatlerini birlikte geçiriyorlar ve Brezilya'dan Vasco de Gama'dan iki yakın arkadaş e, ee, Josef'in bu transferde iyi bir rol aldığını Beşiktaş yönetimine yardımcı olduğunu söyleyelim. Sizin soracağınız soru varsa cevaplamak isterim veya atladığım bir konu varsa Mustafa Göksu. Sercan çok doyurucu anlattın ama merak ettiğim bir husus var. Yeni yabancı kısıtlamasıyla birlikte Dorukan Toköz'le ilgili yeni bir görüş görüşme olabilir mi Beşiktaş'ta? İnanın, sence? i̇nanın dün ben oyuncu tarafına da sordum. Hissettiniz herhalde olumlu bir durum olmadığı için haber yapma isteği duymadım. Hem e, oyuncu tarafına, Dorukan Toköz tarafına hem de Beşiktaş yönetimine sordum. Çünkü benim de zihnimde canlanan aslında en az 3 futbolcu ilk 11'de olacağı için Beşiktaş'ın oraya e, yerli statüsünde olan oyuncuda yerleştirmesi gerekiyor. Dün itibariyle bir gelişme yoktu. E, aslında biraz daha konuyu açarsak Dorukan'ın evet e, Beşiktaş'taki kariyeri iyiydi, güzel geçti ama oyuncunun isteği Avrupa'da oynamaktı. Bunu Ahmet Bulut da e, A Spor ekranlarında açıklamıştı. Fenerbahçe ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Dorukan Avrupa'ya gitmek istiyor diye. Ben bugünden sonra değişme ihtimalini ufak görmekle beraber Dorukhan'ı Avrupa'da göreceğimizi düşünüyorum. Aldığım e, bilgiler de bu yönde. E, İspanya'dan tekliflerin oldu, İtalya'dan tekliflerin oldu. Henüz takım konusunda belki Betis'in ismi geçiyor, Udinesen'in ismi geçiyor ama e, somut bir adım atılmadığını düşünüyorum. Belki yarın değişecektir bu durum ama ben hem Beşiktaş yönetimine dün, dün. Hem Beşiktaş yönetimine hem de Ahmet Bulut'a sordum. Oyuncu tarafına da sordum. Dün itibariyle hiç Beşiktaş konusunda bir gelişme yoktu. Yerli konusu e, çok doğru bir yere parmak bastınız. Şu an 8 artı 6. Yani Beşiktaş'ın herhangi bir süperlik ekibinin e, ilk 11'inde 3 tane en az yerli oyuncu oynatması evet. gerekiyor. Kaleci Ersin giderse gitme ihtimalinden bahsediyoruz. Zaten elinde kadrosu yeterli değil yerli konusunda. Bir yerli kaleci olacak. Mert Günok ismi geçiyor. Öte yandan Salih Amnesi gelebilir, Kenan Amnesi gelebilir. İşte buralarda Beşiktaş'ın biraz daha doyurucu yerli isimlere ben yöneleceğini düşünüyorum. Belki de e, Süperlik'ten de bazı isimleri gündemine alacaktır ama Beşiktaş'ı bence şu an düşündüren ve zaten konuştuğumuz zaman aldığımız e, cevaplar da bu yönde. Yerli konusunda Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Sorduğunuz soru çok yerinde bir soru ama dün itibariyle bir hareketlilik yoktu. Dorukhan Beşiktaş konusunda. Mustafa Sevgili Sercan, Kemal abinin de bir sorusu var. Tabii. Sevgili Sercan, merakım odur ki biraz sonra programda söyleyecektim. Madem sen bağlandın hazır sana sorayım. Onca mücadeleden sonra öyle diyelim. Onca geçen sıkıntılı endişeli günlerden sonra. Taraftarın yahu ne oluyoruz filan diye endişelere kapıldığı günlerden sonra. Beşiktaş Yönetim Kurulu Sergen'le yaptığı mu mukavelenin fotoğrafını, çekimini niye vermedi medyaya? Kemal abi uzun bir süreçti. Aslında evet. iki tarafı da yıpratan biraz bir evet. süreçti. Bunu söylemekte sakıncalı bir durum yok. Ben söyledim Git. zaten. Tabii tabii. E, fotoğraf verildi. Ha. Şöyle. Evet ben son gün itibariyle mütevazi olmayalım. o süreci çok yakından takip ettik ve görüşmenin yapıldığını A ekranlarında canlı olarak ekranlara getirdik. Ahmet Durçebi, Sergen Yalçın, Emre Koca da Emre Koca'dan evinin bahçesinde anlaşma sağlandıktan sonra fotoğraf çekildi ve resmi hesaplardan paylaşıldı. Sizin sorduğunuz soru imza törenine ilişkin midir yoksa ben sorunuzu cevaplayabildim evet, mi? Evet Kemal evet. Abi. Yani Sergen geliyor, 25 bin taraftar hoş geldin diye yer, yer göğü inletiyor malum hatırlanacağı gibi. E burada da bu kadar sıkıntılı bir dönemden sonra yeniden bir yıllığına Hı -hı. okuduğum kadarıyla, duyduğum Bil, kadarıyla evet, evet. sözleşme imzalanıyor. Beşiktaş taraftarına müjde veriliyor öyle Hı -hı. diyelim. Yani şöyle bir kameralar gelir, millet öksürdüğü zaman kamera çağırıyor çeksin diye. Hı -hı. Değil mi böyle bir hani sergen imza alacak? İmza töreni niye olmadı? İmza başlığı. töreni Hı -hı. İmza e, sorunuz imza töreni ise ben anlayamadım kusura evet, bakmayın lütfen evet. İmza töreni bu hafta içerisinde yapılacak Kemal abi. Hı. Peki Sergen sen... hocanın biraz işleri Hı. vardı. Pazar tamam. e, pazartesi günü itibariyle yarın işbaşı yapıyor ekibiyle birlikte hafta içerisinde de Sergen Yalçın'ın imza töreni Vodafone Park'ta yapılacak. Tamam. İli, detaylı bir bilgi taraftarlı mı olur taraftarsız mı olur nasıl olur? Bence biraz daha bekleyelim. Tamam. Doğru bilgiyi vermek adına. Tamam. İmza töreni bu hafta yapılacak. Tamam. Ya, Ahmet, Akçan hocanın da bir var. Sevgili Sercan ben seni devamlı zorluyorum. Program dışı bazen özelden de rahatsız ediyorum. Estağfurullah lütfen. Ya, dün de senden sonra birçok yeri aradım. Bir soruya hala cevap bulamadım. İmza anlaşması yani anlaşmadan kısa bir süre önce ya Sergen hocanın bu seneyi dinlenerek geçirme ihtimali bile çok ön plana çıkmıştı. Öncesinde. Hala cevap bulamadım. Çok basit bir soru. Bu bir aylık süreç içinde ne değişti de bu birliktelik tekrar sağlandı. Onu bana söyleyebilir misin? Ne değişti? Değişen neydi? Hocam şöyle anlatayım. Çok kısa bir şekilde, yalın bir şekilde nasıl anlatabilirim? Bir aylık süreçte iletişimde bence sıkıntılar yaşandı. Ahmet Nurçebi ve Sergen Hoca ikili ilişkilerde. Hoca ve e, başkanın arasına giren üçüncü, dördüncü, beşinci şahıslar oldu. Belki şu olmuş olabilir. Belkiden kastım olmuştur bence. Başkanım hoca sizin için böyle dedi. Hocam başkan sizin için böyle dedi. Hocam başkan bir oyuncu başka bir teknik direktör getirmek istiyormuş. Hocam başkan başka bir yerde sizin için şöyle demiş. Anlatmak istediğim çok fazla dedikodu bir araya geldi ve en karamsar anda bile e ee, Rızvan Hoca ile Sergen Yalçın'ın Rızvan Hoca'nın Rızvan Dilmen'in e, attığı tweet'ten sonra 10 dakika sonra biz Aspor yayınına bağlandık ve şu cümleyi kullandık. En karamsar durumda. Evet şu an durum olumsuz ama Sayın Başkan Ahmet Durçebi ve Sergen Yalçın'ın bir buluşma yapmasını bekliyoruz. Buluşma yapılırsa ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. O buluşmada Ahmet Durçebi camia lideri gibi davrandı ve dedikoduları belki de hocayla başkan arasında girmek isteyen isimleri zor durumda bırakarak camia lideri gibi davranarak bu işi olumlu şekilde bitirdi. Soracaksınız daha önce bitirilemez miydi? Daha önce bir buluşma olmaz mıydı? Bunun sorusunu cevap veremem ama Ahmet Hocam. Peki Sercan Dikmi'ye çok teşekkür